Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur fil kitabi İbrahim. Allahu Teala kitabında İbrahim Aleyhisselam'ı gündeme almamızı emrediyor. Vezkur fil kitabi İbrahim. Bu ne anlama gelir? İbrahim Aleyhisselam kimdir? Yüce Yaratıcımız onu niye gündeme almamızı istiyor? Allah'ın yardımıyla ayrıntılı bir şekilde biz de gündeme almaya çalışalım Allah'ın yardımıyla. Allah bu kitabı insanlık için bir gündem olarak belirlemiş. Bu kitabın ana gündem maddeleri Allah, ahiret günleri, kıyamet ve ötesi, cennet, cehennem, diriliş ve Allah elçileri, rasulleri, nebileri. Bu kitabın bu gündemiyle biz şereflenirsek, çünkü gündem olarak ifade etmeye çalıştığım zikrin bir diğer anlamı da şereftir. O zaman Allah'la şereflenmiş oluruz. Allah'ın gündemiyle gündem olan Allah'ın şerefiyle şereflenir. Yine zikir bir öğüttür, bir nasihattır. Allah'tan öğüt ve nasihat alan da Allah'ın istediği gibi ona kul olmaya çalışır. Şüphesiz Allah'tan bilgiyi nasıl, öğüt ve nasihatı nasıl alacağız sorusunu sorarsak, Allah'tan bu öğüt ve nasihatı onun kitabından ve onun elçisinden alacağız. O zaman bilgi kaynağımız da vahiy olacak. Yani Allah bilgisinin Allah elçilerine aktarımı olan vahiy. İşte Allah son elçisine son bilgi aktarımı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'in pratik uygulanması olan hikmeti ve Efendimizin pratik yaşantısıyla sünneti ve Efendimizin sözleriyle hadislerini lütfetmiştir. Kendisine 23 yılda inen Allah tarafından gelen ayetler ve 23 yılda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bir hayat, işte Allah tarafından onaylanmış ve elçisi tarafından uygulanmış bir hayattır. Ona gelen vahiy, ona gelen bilgi aynen bize de gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve önceki efendilerimize, yani Allah elçisi, nebisi ve rasulü olan efendilerimize nasıl bilgi aktarımı olmuşsa Allah tarafından, kıyamete kadar da insanlığa bu bilgi aktarımı devam ediyor. Dileyen bu bilgiyle bilgilenir, dileyen bu vahiyle şereflenir, dileyen bu kitabı, bu elçinin pratik yaşantısını gündeme alır, dileyen de almaz. Herkes özgür ölünceye kadar. İşte Allahu Teala'nın bize gündem maddelerinden biri olan elçilerinden yine bir tanesini biz seçmiş olduk ve Rabbim Meryem suresinde 41. ayette "Vezkur fil kitabi İbrahim" kitabınızda
hayatınızda, gündeminizde din ve yasa olarak kabul ettiğiniz sistemde İbrahim Aleyhisselam da yerini alsın diyor Allahu Teala. İnnehu kâne sıddîkan nebiyye. O bir sıddık idi. O bir nebi idi. Allah'tan geleni kabul eden, onaylayan ve Allah'ın elçisi olarak, Allah'ın habercisi olarak Allah bilgisini insanlara sunan birisiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın bu kitapta gündem edilen ayetler çok. Gücümüz nispetinde bunları sırayla ifade etmeye çalışalım. Önce İbrahim Aleyhisselam'ın ayrıcalıklı olan yönlerini inşallah gündeme getirelim. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı Allahu Teala "Bettehadallahu İbrahim'e halile" diye gündem yapar. Yani Nisa suresi 125. ayette Allahu Teala der ki "Bettehadallahu İbrahim'e halile." Allah İbrahim'i halil seçti. Halil dosttur Türkçe ifadesiyle. Gerçi halil Türkçede de kullanılır. Allah ki kimseye muhtaç değil ama elçisine ayrıcalık vermiş. Ayrıca halile yakın anlamda olan velayeti, veliliği de hem elçilerine hem de elçilerinin yolunda giden müminlere vermiştir. Müslümanlara vermiştir. Vallahu veliyül müminin der yine Allah. Allah müminlerin velisidir. Allahu Ekber. Kendisine İbrahim Halil Aleyhisselam'ı veli halil kabul eden, dost kabul eden Allah bu şereften bütün insanlığı mahrum etmiyor. İsteyen herkes Allah'ın velisi oluyor, Allah'ın dostu oluyor. Vallahu veliyül müttakin, vallahu veliyül müminin. Bu dünyada hiçbir şeyin yok. Malın, mülkün, saltanatın, kavmin, kardeşin, kimsen yok. Yalnız ve kimsesizsin. Kimse de seni adam hesabına katmıyor. Mümin misin? Allah'ın ve Resulünün inan dediği şekilde inanan, Allah'ın ve Resulünün yaşa dediği şekilde yaşamaya çalışan bir Müslüman, teslim olmuş bir insan, mümin olan bir insan mısın? Yeter. Bu şeref, bu şerefin karşılığı hiçbir şey olamaz. Allah senin velin, dostun. Siyasal gücün yok. Siyasal güce sahip olanlarla ilişkin yok. Ekonomik patronlarla bir beraberliğin yok. Ekonomik gücün de yok. Seni saygın gösterecek etrafında toplanmış insanlar da yok. Örgütler yok, cemaatlerin yok. Kendi başına bir Müslümansın, bir müminsin ve yalnızsın ve Allah senin velin. Vettehadallahu İbrahim'e halile ayetinden önceki cümleyi de okuyayım ki İbrahim Aleyhisselam'ın haliliyetine, dostluğuna Allah'ın nasıl bir değer verdiğini ve bizim de Allah'ın velisi olabileceğimiz bir yolu ifade ediyor. Ve men ahsenü dinen mimmen esleme ve cehu lillah ve huve muhsinun. Muhsin olduğu halde Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kul olduğu halde her ne kadar ben Allah'ı görmüyorsam da Allah beni görüyor diyerek Müslümanca yaşamaya çalışan bir kimse bütün varlığını Allah'a teslim ediyorsa, muhsin olarak varlığını Allah'a teslim edenden daha güzel bir dine
sahip olan, inanan bir kimse olur mu? Bu İslam işte. Bütün varlığını Allah'a teslim ediyor ve teslim olduktan sonra Allah'ı görüyormuşçasına bir hayat yaşıyor. Ve sonra vettebe'a millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak, fıtrat olarak, Allah'ın elçilerinin yoluna uygun olarak İbrahim'in dinine uyan, İbrahim'in dinine tabi olan kimseden daha güzel bir dine sahip olan olur mu? İbrahim'in dini İslam. Allah'ın dini İslam. Allah katında din İslam'dır. İnne dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve bütün Allah elçilerinin dini de İslam'dı. Hiçbirinin ayrı bir dinden olması söz konusu olamazdı. Allah bu dini ilk yarattığı insan ve ilk elçisi atamız Adem Aleyhisselam'la gündeme getirdi ve o din İslam dedi. Son elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da bunu bildirdi ve son olarak el yevme ekmeltu leküm dineküm, size dininizi kemale erdirdim ve etmemtu aleyküm nimeti, ve size nimetimi tamamladım. Nimet dinle tamamlanır. Bütün dünya bir kimseye verilsin. Altın, gümüş, servet, ekonomik, siyasal güç. O kimse dinde değilse, Allah'ın dininde, İslam'da değilse ne kıymeti var ki? Hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam ifade etmez. İşte Allah-u Teala bu son ayeti indirdiği ayette şu cümleyi de söyler. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ. Ben din olarak sizden İslam'ı seçtim ya da razı oldum. Onun dini İslam. İnne dine indallahil İslam. Ve elçilerinin hepsi de Müslüman. Ayrıntılı bir şekilde inşallah konuşuruz. Yani Yahudilerin bir peygamberi değildir Musa Aleyhisselam. Hristiyanların da bir peygamberi değildir İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam bir İslam peygamberidir. Musa Aleyhisselam bir İslam peygamberidir ve diğer elçiler de öyle. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا. Ve Allah İbrahim'i halil seçti. Onu seviyor. Dostum diyor. Niçin? Denenmiş bir hayatı var İbrahim Aleyhisselam'ın. Ta varlığının başlangıcından itibaren zorluklarla denendi ve başardı hepsinden. Ve ikinci bir özelliğini ifade edeyim size. Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam insanlığın imamıdır aynı zamanda. İnsanlığın imamı. Şimdi yine dünyada herhangi bir coğrafyada bir kimse yalnız yaşıyor. Yalnız. Yine tekrar ediyorum. Etrafında kendi dininden olan kimse yok. Ve kendi gibi inanan kimse yok. Ben ne yapayım diyor. Kim gibi olayım? İşte bu konuda da örnek İbrahim Aleyhisselam. İmamımız, önderimiz, örneğimiz. Örnek ayrıca gelecek. Burada önder. İmam. Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinde ve idiptele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin. Bakara suresi ayet 124. Ve idiptele İbrahim Rabbuhu bi kelimatin. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. Fe'etemmehünne. O da bu imtihandan başarıyla geçti.
Nasıl? Nasıl bir imtihandı? Allah İbrahim Aleyhisselam'ı elçi seçtikten sonra onu kavmine İslam'a davet göreviyle görevlendirdi. Kavmi Nuh Aleyhisselam'dan beri dünyada görülen bir dinin sahibiydi. Bu din putlara tapıyordu. Ama putların arka planında egemen güçler, yani dinin yorumlayıcıları, yasa koyucuları insandı. Çünkü ne Nuh kavminde ne de İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi olan Mezopotamyalılarda Tanrı kabul ettikleri varlıklar olan putların, sembol tanrıların bir emir ve yasak verme güçleri de yoktu. Bir hayat tarzı belirleme güçleri de yoktu. Çünkü onlar cansız varlıklardı. Onlardan bir ses ve seda çıkmıyordu. Peki onlar nasıl tanrısallık işlevini götürüyorlardı? Onlar tanrısallık işlevini arka plandaki insanlarla sürdürüyordu. İşte o arka plandaki insanların tanrısallığının olduğu ama önde Nuh kavmindeki gibi Bet, Yevuk, Yavuz, Süva ve Nesir, Arap toplumunda olduğu gibi Lat, Uzza, Menat ya da Mezopotamya gelecek İştar, Mısır, Amon-Ra, İziz ya da Kur'an'da ismi geçmeyen, ki Mısır ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin tanrılarının da ismi geçmez, aradakileri gündem getirmiyor, yapmıyor. Ve Yunan Zeus, Afrodit, Roma Jüpiter, Venüs ya da Apollon gibi sembol tanrıların arkasında egemen güçler var. Siyasal ve ekonomik güce sahip olanlar var. Onlar toplumu kendi istek ve arzularına göre dizayn ediyorlar. Ki bu sistemin, böyle bir yaşam tarzının ismi Kur'an'da Allah'a ortak koşmakla ifade edilir. Bugün modern dünyada bunun ismi ise bütün sosyal tarihçiler, siyasal tarihçiler, genel tarihçiler bu işin Yunan'la başladığını, ki Roma'yla en zirveye çıktığını ve 200 yıldır da dünyada Yunan ve Roma felsefesinin uygulandığı bir din olarak demokrasi diyorlar. Halbuki bunun başlangıç noktası, biraz önce söyledim, Kur'an'da isimleri geçen tanrıların ismi geçiyor. Nuh kavmi, sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kavmi gündemde. Böyle bir topluma İbrahim Aleyhisselam elçi olur. Onları İslam'a davet eder. Başta babası ve kavmi. Kavmin devlet başkanı. Ha, bu devlet başkanı bu şekil bir sisteme inandığı gibi aynı zamanda da sanki kendisini tanrı olarak da sunuyor. Açıktan açığa söylemese bile dolaylı olarak bunu söylüyor. Böyle bir topluma İbrahim Aleyhisselam uyarıcıdır. Elçidir, Allah'ın elçisidir. Toplum bunu kabul etmez. İbrahim Aleyhisselam uyarısını devam ettirir. Yıldızların, ayın, güneşin tanrı olamayacağını onlara söyler. En son sembol tanrıların, putların da tanrı olamayacağını onlara gösterince onlar İbrahim Aleyhisselam'ı cezalandırır. Bu ana kadar İbrahim Aleyhisselam Allah'a itaatta ve Allah'ın sözcülüğünde asla taviz vermedi. Ve bir gençti sadece. Yalnızdı. Ve bugüne kadar, bu anlattığım olaya kadar da kimse ona iman etmedi, babası dahil. En son olay, sembol tanrıların tanrı olamayacağını bildirdiği kavmine aklını erdirmeye çalıştırdığı olay gerçekleştikten sonra dediler ki, tanrılarınıza yardım edin, ilahlarınıza ve İbrahim'i ateşe atın. İşte ateşe atılma anında bile İbrahim
denenmeyi başarıyla geçti. Nasıl denenmeyi başarıyla geçti? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacak. Korkunç bir ateş hazırlanmış. Ve o ateşin içine ateşe atılacak. Kim? Rabbim Allah diyen. Ve size ey toplum, gelin Allah'a kul olun diyen, ey kavmim gelin Allah'a kul olun. Size fayda ve zarar vermeyen bu tanrılar, bu insanlar tanrı olamaz, ilah olamaz diyen İbrahim Aleyhisselam, son olayla kavim tanrılarının yani putların ilah olamayacağını anlamalarına rağmen tekrar döndüler. Sümme nüküsü alâ ruhusim diyor Allah-u Teala. İşte o anda bir deneme daha var. Evet, o güne kadar samimiyetle, tabisiz İslam'a davet etti. Şimdi ne olacaktı? Acaba devlet başkanına yalvarıp yakarıp beni affet mi diyecekti? Başkalarından yardım mı isteyecekti? Aracı mı koyacaktı? Değil. Yapmadı bunu. Peki dahası var. Tam ateşe atılacağı zaman kendisine Cebrail Aleyhisselam gelir. Yardıma ihtiyacın var mı diye. Hayır der. Mikail Aleyhisselam gelir. Hayır der. Dağlar meleği gelir. Hayır der. Bunların gücü bırakın Mezopotamya'yı, Babil'i, bütün dünyayı bir anda Allah'ın emriyle yok edebilecek güçte. Rüzgar meleği gelir, ona da hayır der. Ya ne der? Allah elçisi Muhammed Nebi Aleyhisselatü Vesselam der ki, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmadan önce söylediği son söz, Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Ve deneme devam ediyor. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Hasbiyallah, Allah bana yeter. Vekil olarak ne melek, ne peygamber, ne cin, ne insan, hiçbir kimse, ne ana, ne baba, ne güçlü, ne zayıf, hiçbir kimse vekil olarak kabul edilmez Allah'ın dininde. Allah'ın dininde vekil, İslam'da sadece Allah'tır. Onu Allah başka ayetlerde de ve tevekkel alel hayr ledi la yemut, ölmeyen diriyi vekil kabul et. Ona güven. İnsanlara güvenilmez. İnsanların oluşturduğu müesseselere, tüzel kişilere, devletlere, siyasal güçlere, kavim ve kabilelere, aşirete de güvenilmez. Çünkü güvenirsin, tam muhtaç olduğun zaman o güvendiğin topluluk ölür ya da ihanet eder sana. Ama Allah ne ihanet eder ne de ölür. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Bundan dolayı Müslümanlar hasbünallah ve ni'mel vekil derler. Biz bize yeteriz demezler. Ne derler? Hasbünallah. Bütün dünya birleşse, bütün dünya 8 milyar insan, gücüyle, kuvvetiyle, bilgisiyle, Allah'ın lütfetmediği bir nimeti, bir yağmur damlasını indirebilirler mi? Görmeyen bir göze görme nimeti verebilirler mi? Bir damla suyu Allah'ın takdir etmediği kimseye içirebilirler mi? Bir nefes aldırabilirler mi? Nasıl insanlar birbirine yetebilir? Hasbünallah yerine nasıl hasbüna nehanu, biz bize yeteriz diyebilinir ki? Tekrar ediyorum. İyi düşünelim. Herkes düşünsün. Müslüman da, Müslüman olmayan da, bütün dünya birleşse, 8 milyar diye 80 milyar, bugünkü becerisinin, gücünün, tekniğinin de 100 kat fazlası olsa, Allah'ın takdir etmediği bir damla suyu kim kime ikram edebilir? Allah'ın takdir etmediği bir damla yağmuru kim indirebilir? Allah'ın takdir etmediği bir buğday tanesini kim çıkarabilir ki? Kim Allah'ın lütfetmediği bir şifayı kim kime verebilir ki? Kim doyurabilir? Kim suvarabilir? Kim şifa verebilir? Kim öldürebilir? Kim diriltebilir? İşte İbrahim Aleyhisselam bunu dedi. Ve bize de
hasbinallah deyin dedi kıyamete kadar hepimize. Ve imtihan devam etti. Ateşe atıldı. Ateş yakmadı ona. Serin ve emanda oldu. Ve bu sefer atamı İbrahim aleyhisselam, atamız dedim ama ona sıra gelmedi. Biraz sonra gelecek. Şimdi Allah'ın halili İbrahim aleyhisselam bu sefer hicret yapmak, hicret zorunda kaldı. Yurdu Babil'i, Mezopotamya'yı terk etti. Önce Harran, sonra Filistin topraklarına yerleşti. Bu arada kendisine sadece kavminden bir kişi iman etti. Lut aleyhisselam, o da yeğeni. Yolculuk onunla beraber, kesin belli değil ama hanımı olan Sare anamızla da, ya Harran onun babasıydı, Harran da evlendi ya da Mezopotamya'da beraber yolculuğa çıktılar. Harran'da ne kadar halkı İslam'a davet ettiyse etti. Sonra Filistin topraklarına, bugünkü ismiyle Halilurrahman şehrine, coğrafyasına yerleşti. Mısır'a bir seyahati oldu Sare anamızla ve Halilurrahman şehrinde, El Halil kentinde varlığını devam ettirdi. Orada gelen geçene misafirlere ikram ediyordu. Mısır seyahatinde kendisine hediye edilen, Sare anamıza hediye edilen Hacer anamızı Sare anamız İbrahim aleyhisselama hediye etti. Onunla evlendi. Ondan bir çocuğu dünyaya geldi, İsmail aleyhisselam. İmtihan devam ediyor. Oğlu İsmail ile anası Hacer'i Mekke'ye bırakmak zorunda kaldı. Uçsuz bucaksız çöllerden geçti. Ve Mekke'de kimse yok. Ve dağlar arasına, çöller arasına onu bıraktı, geri döndü. Oğul koşma çağına gelince kurban emri aldı. Onu da kurban etmek istedi ve orada da Allah başardı. Sonra Kabe'yi bina etti. Allah'ın emriyle oğlu İsmail yardımcısı. Bütün bunlardan sonra Allah dedi ki, İnni câilüke linnâsi imâma. Ben seni insanlara imam kıldım. Önder. Evet. Bütün insanlığın önderidir İbrahim aleyhisselam. Müslüman olmak isteyen nerede olursa olsun, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, çöller arasında, ormanlar arasında, yalnızken, etrafında kimsesi yokken Müslüman olacak. Diyor ki Rabbim, işte sizin için imam İbrahim Halil'imi seçtim, o gibi olun diyor. Evet, ikinci özellik. Önce Allah'ın halili, şimdi insanlığın imamı. Atamız İbrahim aleyhisselam ve min zürriyeti der kale. Zürriyetim de imam olsun. Allah da der ki kale ya la yenalu ahdi zalimin. Yani senin zürriyetinden de olsa zalimlerin imam olma hakkı yok. Allah'ın önder kabul ettiği kimseler bu dünyada Müslümanlar. Ve üç, Allah'ın halili İbrahim aleyhisselam, insanlığın imamı İbrahim aleyhisselam. Ve üç, Müslümanların atası der Allah. Müslümanların atası. Hac suresi ayet 78. Hac suresinin son ayeti. Ve cahidû fillâhi hakka cihâdi. Der Allah elçisine, o günkü Müslümanlara ve kıyamete kadar bütün Müslümanlara. Allah yolunda layıkıyla cihad edin. Nasıl Müslümanca yaşamak gerekiyorsa Müslümanca yaşamaya çalışın. En geniş anlamıyla. Veştebâküm, o Allah bak sizi seçti. Müslüman seçti. Dünyada milyarlarca insan var ama seni seçti. Ey Mekke'deki Müslümanlar. Ey bugün dünyadaki Müslümanlar. Ve ma ceale aleyküm fiddini min haraç. Ve dinde de size bir zorluk kılmadı. Bu din kolay bir din.
çok kolay yaşanan bir din. Millete ebiküm İbrahim. İbrahim'in milletindensiniz siz. O millete ebiküm İbrahim, atanız İbrahim'dir. Siz atanız İbrahim'in dinindensiniz. Halbuki nesep olarak atamız, ilk atamız Adem Aleyhisselam. Bütün insanlık ondan var oldu. Havva anamızla birlikte. Sonra Nuh Aleyhisselam ve oğullarından tekrar varlığımız devam etti. Rabbimiz Teala millete ebiküm Nuh ya da millete ebiküm Adem demiyor. Evet, ama ilk varoluş öyle gerçekleşti. Ne diyor? Millete ebiküm İbrahim. Atanız İbrahim'in dinindensiniz. Bu niye böyle? Ayrıntılı bilir miyim, bilemez miyim ama şöyle söyleyeyim. Bugün dünya üzerinde kavga, Yahudiler, Hristiyanlar, o günkü ifadeyle söyleyeceksek Mekke'dekiler ve Müslümanlar arasında. Bugünkü ifadeyle Mecusi, Sabiler de katalım içine. Bugünkü ifadeyle kavga, İbrahim Yahudidir diyen, İbrahim Hristiyandır diyen, İbrahim Mekkelilerin dinindendir diyen, ki onlara biraz önce söyledim demokrat diyeceğiz. Demokrat diyen ve bir de İbrahim Müslüman diyenlerin bir kavgası var dünyada. Hatta bunu dinler tarihi felsefesinde İbrahim'i dinler gibi ayrım da yapılmış. Semavi dinler falan diye. Bu haddi zatında Allah'ın dinine inanmayan, vahye inanmayan bir felsefenin ayrımıdır bu. Yani işte ilkel dinler, ruhsal dinler, totemizm, animizm filan. Sonra işte ilahi dinler ya da semavi dinler gibi. Ya da İbrahim'i dinler gibi bir ayrım. Tekrar edeceğim inşallah. İbrahim Aleyhisselam bundan dolayı bir tartışma merkezinde. Yahudiler İbrahim Yahudi diyor, Hristiyanlar Yahudi Hristiyan diyor. Demokrat ve liberallerin bir kısmı hala İbrahim dininde etkilenenler İbrahim bizim dinimizden diyorlar. Ama bütün dinleri, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam ve İslam'ın etkisinde olan demokrasiyi de reddeden materyalist tarih felsefesi ise onlar da diyor ki İbrahim işte sizin birinizden, ama nasıl olması gerek açıklayacağız. Hüve semmâkümül müslimîn, ve Allah der ki siz atanız İbrahim'in dinindensiniz dedikten sonra hüve semmâkümül müslimîne min kablu ve fihâde, daha önce de ve şimdi de size Müslüman ismini veren Allah'tır. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan giden kimselerin adı Allah tarafından verilmiş. Bu da Müslüman. Hüve semmâkümül müslimîn. Size Müslüman ismini veren Allah'tır. Böylece liyekûner rasûlü şehîden aleyküm. Rasûl ise şahit. Bizim İslam'dan haberimiz yoktu diyemeyecek kimse. Biz ve tekûnü şühedâ alennâs, ve iyi kötü günahkar Müslümanlar da, kötü denmez ama günahkar, biz günahkar Müslümanlar da Allah İslam'dan ayırmasın, bütün insanlara şahit olacağız. Yani dünya üzerinde kimse İslam yoktur, Risalet yoktur, İbrahim yoktur diyemeyecek. Ve akimus salâ, namazı ikame edin, ve atü zekâ, zekatı verin, ve atasimû billâh, Allah yolunda birleşin, hüve mevlâküm, o sizin Mevlanızdır. Nimel Mevla ve nimel nasir. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Vekillikte de Allah'ı seçmiştik. Ne demiştik? Hasbiyallah. Şimdi beraber diyelim. Hasbinallah ve nimel vekil, nimel Mevla ve nimel nasir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın dördüncü özelliği. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle bize takdim eder.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek var. Muhakkak ki Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek var. Aynı kelimeyi üsvetün hasene atamız İbrahim Aleyhisselam hakkında da söylüyor Mümtehine suresinde ve diyor ki 5. 4. ayet kat kanet leküm üsvetün hasenetün fi İbrahim vellezine mahu. Muhakkak ki İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek var. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek var. Evet, örneğimiz. Tanımak zorundayız. Allah'ın halili, insanlığın önderi imamı, Müslümanların atası, şimdi Müslümanlara örnek. Örneğimiz. Onu iyi tanımak zorundayız. Evet, bugün dünya insanlığı kimleri kendine örnek seçmiş? Kimleri? Özgür seçebilir. Ama Allah diyor ki, benim halilimi, insanlık için seçtiğim imamı, Müslümanların atası saydığımı, din atası saydığım İbrahim'i örnek kabul edin. O gibi olun. Onun hayatı bu kitapta var. Onun hayatını benim elçim pratikte de gösterdi, sözleriyle de açıkladı. O gibi olun diyor. Ve 5. İbrahim Aleyhisselam ümmeten vahide, tek bir ümmet. Biraz önce denenmesinde söylemiştim. Nasıl denendi diye bakıyoruz ki İbrahim Aleyhisselam kendi başına bir dünya ile kavgaya tutuşmuş. Kimse ateşe atılıncaya kadar ona iman etmemiş. Allahu Ekber. Ümmeten vahide, tek bir ümmet. Bunu da nereden öğrendik? İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillahi hanifen ve lem yekü minel müşrikin ayet 120 Nahl suresi. Muhakkak ki İbrahim tek bir ümmetti. Allah'a boyun eğmişti, itaatkardı. Risaletin devamıydı, hanifti, fıtrata uygundu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden olmadı. Allah ortak koşanlardan olmadı. Ne ehli kitap olarak Allah ortak koşanlardan oldu, ne demokrat liberal olarak Allah ortak koşanlardan oldu. Şakiran li en'umi, Allah'ın nimetlerine şükredendi. İştebahu, Allah onu seçti ve hedahu ila sıratı müstakim, dost doğru yola ulaştırdı. Ve ateynahu fid dünya hasene, biz ona dünyada hasene verdik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin, ahirette de salihlerdendi. Thumme evhayna ileyke, sonra sana vahyettik ey Resul, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Thumme evhayna ileyk, ve sana ey dünyada şu anda yaşayan ve ben Müslümanım diyen, Müslüman olmayanlar içinde Allah diyor ki hepimize ayrı ayrı vahyediyor. اَلِتَّبِعَ مِلَّتَ اِبْرَٰهِمَ حَن۪يفًا İbrahim'in dinine, İslam'a hanif olarak, fıtratı bozulmamış olarak, nebilere uygun olarak tabi ol. O İbrahim ve مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ müşrikten olmadı. Ne Yahudi oldu, ne Hristiyan. Ne insanı tanrılaştıran diğer sistemlerden, ki çok ama özel olarak herkes demokrasi olarak kabul ettiğinden dolayı, ya da ise bunun içinde faşizm var, sosyalizm var, ekonomik olarak liberalizm var, sosyalizm var, Marksizm var, animizm var, deizm var, ateizm var, materyalizm var. Bunların hepsi temelde Allah'tan vekilliği, Allah'tan yetkiyi, vekilliği, yetkiyi, rububiyeti, uluhiyeti, hakimiyeti, malikiyeti alıp bunu insanlara veren bütün dinler. İbrahim bunlardan değildi. Ne kitabım var dedikleri halde Allah'a ortak koşan, kendilerince insanı tanrılaştıran Yahudi ve Hristiyanlardandı, ne de belli bir kitabı olmayan
Rasul ve Nebi kabul etmeyenlerden de değildi. Ve İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın biraz önce ifade etmeye çalıştığım İslam ve diğer dinler arasındaki yerini de şöyle bildirir. Efendimiz Medine-i Münevvere'de ve Medine-i Münevvere'de Yahudiler var. Arabistan'ın yakın komşusu Bizans İmparatorluğu ise Hristiyan. Mekkeliler hala puta tapmaya devam ediyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. Bugünkü ifadeyle liberal, demokrat ya da laik, seküler bir hayatları var. Ve Medine'de ayrıca Müslümanlar var. Herkes, bu kesimin hepsi, İbrahim bizdendir diyor. Mekkeliler bizden, Yahudiler İbrahim bizden, Yahudiler bizden diyor İbrahim, Hristiyanlar bizden diyor, Mekkeliler bizden diyor, Müslümanlar da bizden diyor. Peki buna Rabbim nasıl cevap veriyor? Bu cevaptan önce şimdiye kadar da anlattıklarım için söylemeliydim ama şimdi söylüyorum, aklıma şimdi geldi. Allah diyor ki, Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Neyi? Her şeyi. Yani İbrahim'i, tarihi, hayatı, dünyayı, ahireti, cenneti, cehennemi, siyasal düzenleri, ekonomik düzenleri, dinleri, ahlak sistemlerini, hukuk sistemlerini, her şeyi, her şeyi, her şeyi, insanı, cinni, meleği, her şeyi bilen Allah. Allah diyor ki, Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla bu dünya hayatını ancak Allah'ın istediği şekilde yorumlamak zorundayız. Anlamak zorundayız, ona kul olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Çünkü o biliyor, o doğru söylüyor. İşte Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun dedikten sonra konu İbrahim Aleyhisselam ya, onu da ifade edeyim. Ha entüm ha ula ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Lime tuaccune fi İbrahim. İbrahim hakkında niye tartışıyorsunuz ki? Yahudiler ve Hristiyanlar İbrahim Yahudi ve Hristiyan diyerek Muhammed Aleyhisselam'ı reddediyorlardı. Allah da diyor ki, İbrahim hakkında niye tartışıyorsunuz? Ve ma unzileti tevratu vel incil illa min ba'di. Bak siz sistem olarak Tevrat ve İncil'i kabul ediyorsunuz kitap olarak. Halbuki Tevrat ve İncil'den sonra da zaten Yahudilik ta Süleyman Aleyhisselam'dan sonra, Musa Aleyhisselam'dan epey sonra, Hristiyanlık da İsa Aleyhisselam'dan sonra gündeme geldi. Sizin kabul ettiğiniz kitaplar ve ortaya koyduğunuz din İbrahim Aleyhisselam'dan çok sonraları ortaya çıktı. Nasıl olur da dersiniz ki İbrahim Yahudi ya da Hristiyan? Efela takılın, akletmez misiniz? Hiç olmazsa Mekkelilerin kabul ettiği dini, ki demokrat liberal din diyelim, laik din, onun geçmişi daha gerilerde. Ta Nuh kavmiyle başlıyor. Yahudilik ve Hristiyanlık ise İbrahim Aleyhisselam'dan çok sonra. Ama demokrat felsefe, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin felsefesi İbrahim Aleyhisselam'dan önce. Mekkeliler burada daha tutarlı. Yani İbrahim bu dini devam ettirdi diyebilirler. Nuh kavminin dinini devam ettirdi diyebilirler. Çünkü kendileri Nuh kavminin dininden. Ama Allah-u Teala da diyor ki hayır, İbrahim Nuh kavminin dininden değildi. Nuh Aleyhisselam, Nebimin Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi diyecek. Hayetüm haula hacestüm fi maleküm bihalim. Hadi bildiğiniz konuda gözünüzün önünde bir şeyler var, tartışıyorsunuz. Felime tuhaccüne fi maleyse leküm bihalim. Bilmediğiniz bir konuyu neye tartışırsınız? Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Âl-i İmran suresi 65 ve 66. Ve sonra madem bilen Allah, ma kâne İbrahimu, İbrahim olmadı, Yahudiyen Yahudi olmadı, ve la Nasraniyen Hristiyan da olmadı, velakin kâne hanifen Müslimen, lakin o
Rasullerin, nebilerin sistematiğine uygun, fıtrata uygun, yaratılışa uygun. Hanifti ve Müslümandı. Hanifen, Müslümen. Bak, İnne İbrahim'e Yahudiyen demedi, İnne İbrahim'e Nasrani demedi. Müslümen dedi ve mâ kâne minel müşrikîn ve böylece Mekke'nin dinini de reddetti. Ve mâ kâne minel müşrikîn, müşriklerden de değildi. Bir de buna, bu tartışmaya benzer bir tartışma da var insanlık arasında. Bugün dünya üzerinde demokrat felsefe hakim olunca, ki demokrat felsefenin en asli şeklinde risalet yok. Evet, Araplar İbrahim Deniz diyorlar ama Roma ve Yunan felsefesinde ya da Nuh kavminde, Ad kavminde, Semud kavminde, Mısır firavunlarında, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde risalet yok. Onu kabul etmiyorlar. Şimdi dünya üzerinde de, bu şu anda yaşadığımız dünya üzerinde de egemen güç hiçbir risaleti ve Allah'ın hakimiyetini, malikiyetini kabul etmeyen bir dünya sistemi var. Bu dünya sisteminin egemenliği o kadar baskın ki bu dünyada Yahudiler de yaşıyor, Hristiyanlar da yaşıyor, Müslümanlar da yaşıyor. Fakat bunların hiçbirinin ne Yahudice, ne Hristiyanca, ne Müslümanca bir özgürlükleri yok. Brahmanlar yaşıyor, Hindular yaşıyor filan. Bu egemen güçler diyorlar ki, İbrahim Aleyhisselam'ı da gündeme getirerek, ya siz ey Yahudiler, Hristiyanlar ya da Müslümanlar, aranızda niye savaşıyorsunuz ki? Gül gibi geçinin bizim himayemizde. Demokrasinin himayesinde, şemsiyesinde. Bak, biz size dünya refahını getiririz. İstediğiniz hayatı yaşarız. Şehirlerinizi güzelleştiririz. Ekonomik hayatınız güzelleşir. Ama gelin bize teslim olun. Kalbinizde kiminiz Yahudi olun, kiminiz Hristiyan, kiminiz Müslüman. Niye kavga ediyorsunuz ki? Kaldı ki zaten sizin dininiz bir. İbrahim'i dinlerdensiniz üçünüz de. İbrahim de zaten Yahudi, Hristiyan, Müslümandı. Niye kavga ediyorsunuz diyerek egemen olduğu halklar arasında kavganın pek bazen çıkmasını isterler. Çünkü o kavgadan ekonomik olarak bayağı faydalanırlar. Silah vesaire gibi. Bazen de böyle uyumlu bir yola çekmek isterler. Ya da Müslümanların da dininin tamamen boşa gitmesini isterler. Zaten Yahudi ve Hristiyanlar teslim olmuş bu dünyaya. 200 yıldır dünyaya teslim olmuş durumdalar. Bir Müslümanlar kaldı. Onu da bu şekilde İbrahim'i dinler, semavi dinler gibi ya da dinler arası diyalog gibi felsefelerle bitirdiler mi hiçbir şey kalmayacak. Ama Allah diyor ki hayır. İbrahim Müslümandı. İnne evlen nasi bi İbrahim'e. İbrahim'e insanlardan en yakın olan lellezine tebeuhu, ona tabi olanlar ve haden nebiyyü ve şu nebi Resul aleyhissalatü vesselam vellezine amenü ve iman edenlerdir. Vallahu veliyül müminin, Allah müminlerin velisidir. Ve İbrahim aleyhisselam, biliyorsunuz Rabbimiz Teala der ki innallâhe ve melâkete yusallûne alen nebi, muhakkak ki Allah ve melekler Resul'e, Nebi'ye salat ederler. Allahümme salli ala Muhammed'e ve ala Muhammed salavatullahi ve selam aleyhi. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ve bize de der ki Allah, bak Allah ve melekler bile Resul'e salavat ediyor. Siz de Resul'e salavat edin diyor. Ve bunun nasıl olacağını hep gündemimizde, Resul aleyhissalatü vesselam olacak, Nebi aleyhissalatü vesselam olacak. Gündemimizde o olacak, şerefimiz olacak. Ve diyor ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim neke hamidü meyit. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim neke hamidü meyit. Resul sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte atamız, insanlığın imamı, Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselama da salatü selam getiriyoruz. Onu da hiç unutmuyoruz ve selam. O da bizim şerefimiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim neke hamidü meyit. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim neke hamidü meyit. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.